Selamlar, merhabalar, hoş geldiniz. Bu tarz böyle konuları konuşmayı çok seviyorum. Şimdi konuşacağım konu da güzel bir şey. Çünkü yıllar sonra artık sonunda bir rekabet gördük. Ha, bu nedir? Eskiden biliyorsunuz yıllar önce WCW'de bir şirket vardı. WWE ile kafa kafaya gidiyordu. Hatta geçiyordu onu. Hatta 83 ya da 84, tam hatırlamıyorum. 84 olması lazım. 84 hafta üst üste WWE'yi reytinglerde yok ettiler. Yani bu da nedir? Dünyanın en büyük böyle iki şirketinin kapışmasını biz gördük. Çok yüksek rakamlar, çok yüksek reytingler. Günümüzde bu reytinglerden çok uzağız. Gerçekten uzağız. Yani günümüzde şu an 2 milyonun üstünde hani toplam izleyici sayısı bir şovun, yani bir SmackDown var. Onun dışında Raw bile arada geçiyor böyle çok nadiren, bu kadar. Onun dışında hepsi diğerlerinin altı zaten. Ya bunu göz önünde bulundurarak şimdi birazcık bir şeylerden bahsedeceğiz. Günümüzde AEW diye bir şirket var biliyorsunuz. Daha çok yeni bir şirket. Güzel bir yatırımı var. Sonuçta maddi yani. Tony Khan, Fulham'ın da sahibi, NFL'de falan yine yatırımları, takım sahibim tam hatırlamıyorum, bilmiyorum daha doğrusu, araştırmadım. Böyle bir adam, yani şöyle bir şey geliyor insanın aklına değil mi? Duruyorsun böyle, Vince McMahon tamam bu şirkette bu işle yürümüş gitmiş, işi bu. Diğer tarafta mesela Ted Turner zaten televizyon bilmem ne sahibi, öteki tarafta Tony Khan bir sürü şeyin sahibi, ekstradan bunu yapıyor. Bir yönden Vince McMahon'a saygı duyuyorum. Çünkü adamın işi bu olduğu için buradan büyüdü. Hani buradan genişletti bir sürü şeyini. O şekilde diğerleri zaten adamlar para babası oldukları için ekstradan güreşle ilgili bir şeyler yaptılar. Şu an bakalım bunu göreceğiz. AEW ne şekilde yükselecek, WWE ile yarışacak bir şeyler falan. Yani bazı şeyler ilgi çekiyor evet. Ama şimdi birazdan size göstereceğim grafiklerde aslında farkın ne kadar fazla olduğunu bir kere daha göreceksiniz. Özellikle SmackDown'la. Şimdi elbette bana diyecek ki bazı arkadaşlar ama işte demoda geçti falan. Öncelikle size şu iki faktörden bahsedeyim. Ratinglerde total viewer, toplam izleyici var. Bu geneldir. Komple hepsini kapsar. Bir de demo var. Demograf. Bunda da 18 ile 49 olması lazım. Yaş arası hani yetişkin. Yani 50 bile değil bak düşün 50'den fazla falan. O yaş aralığındaki kitle. Bunların izlediği şeyler var. Orada AEW iki kere Raw'u geçti diye hatırlıyorum ben, AEW Dynamite. Şimdi zaten grafiğe bakarız. Yani bazı şeyleri daha böyle kesin net konuşacağız şimdi. Ben çünkü bugün internette, Twitter'da yanılmıyorsam bir grafik gördüm. Yani bu grafiği de hemen bir bakayım. Kimindi? Nielsen aynen. Brandon Thurston. WrestleNomics'ten Brandon Thurston'ın bir tane grafiği var. Bunu iyi ki böyle bir grafik yapmış ki şu an bize de yarayacak. Ben bundan içerik çıkaracağım çünkü... Bazı şeylerin en azından ne olduğunu göstereceğim şimdi size. Bakın hemen size şu grafiği alayım. Şimdi böyle bir grafik var karşımızda. Bunlar şurası sıfırdan 500 bin, 1 milyon, 1 milyon 500, 2 milyon, 2 milyon 500. Bunların hepsi bu izleyici sayısı, bu toplam. Ha bir de bunun şu var. Bir de bu var. Bu aynı demin söylediğim 18 ile 49 yaş arası, yani demo muhabbeti bu. Burada zaten birazcık burada göreceksiniz ilerleyen zamanlarda işte Rampage'in nelere farklılık yaptığını ve kitlenin en azından yaş grubunu falan anlayacaksınız. Şimdi buradan bakalım. Öncelikle en aşağısı Impact Wrestling, sarılar NXT, şuradaki turuncu Rampage çok yeni bir şov olduğu için, gri olan AEW Dynamite, kırmızı şöyle kırmızı açık kırmızı, bu daha bordo diyeyim daha doğrusu Impact, açık kırmızı olan Raw, mavi olan da SmackDown. Hemen şimdi ben önümde burada açayım. Siz bunu görmüyorsunuz. Ben direkt buradan unutmayayım diye yazdım. Şimdi ilk olarak yani NXT'den başlayalım. Şu bir yıllık bir süreç. Şurası şurada görmüş olduğunuz komple burası bir yıllık bir süreç. Bu günümüz. Bu son şovlar. Şurası son şovlar. Tabii ben bu videoyu ne zaman çekiyorum şu an bakayım. Ben bu videoyu 30 Eylül'de çekiyorum. Ona göre düşünelim. Ona göre konuşalım bazı şeyleri. Bunun ötesi de olacak tabii ki 30 Eylül itibariyle, yani 1 Ekim'de biliyorsunuz ki şey var, SmackDown var. Burası değişebilir. Şuralar değişebilir. Muhtemelen şurası artacaktır biraz da. Onu konuşmuyoruz. Şu an burası günümüz. Burası da ta Ekim 2020. Bir yıllık bir süreç. Tam olarak günümüzden şu an Ekim itibariyle bir yıl önce geri döndüğünüz zaman ki ben ne zaman geri döndüm? Ben şuralarda falan geri döndüm. Şu kısımda işte Ekim, Kasım. Tamam. Heh. Şuralarda falan geri döndüm ben. Burada bakalım. NXT'nin 1 milyona yaklaştığı mesela şu banda yaklaştığı en yakın yer burası. Orada neler mi oldu? Şimdi ben bir aksilik olmazsa ufak görüntü falan koyabilir miyim bilmiyorum. Koyamayabilirim. Ekstradan edit şu an sıkabilir beni galiba. Yorabilir. Şurası 29 Ocak 2020. Peki 29 Ocak 2020'de neler oldu NXT'de? NXT burada. Bakın şunlar burada hep böyle Dynamite'in gerisinde kaldı. Dynamite'in gerisinde kaldı. Bir burada geçti. Orada da neler oldu hemen söylüyorum size. 29 Ocak 2020. Finn Balor Trent Seven'i yeniyor mesela. Önemli birkaç olay var. Orada yine Shotzi Blackheart'ın galibiyeti. Damien Priest'in yenilgisi vardı. Kimeydi şu an hatırlamıyorum. Siz hatırlayanlar yazabilirler. Matt Riddle'la zaten bu asıl olayı Matt Riddle'la Pete Dunn, Grizzled Young Veterans'ı yenerek Dusty Rhodes'un Tag Team Klasik turnuvasını kazanıyorlar biliyorsunuz. Onun dışında en önemli olaylardan biri de Adam Cole'la Tommaso Ciampa'nın kontrat imzalama muhabbeti biliyorsunuz. Kontrat var kağıtta. Masaya Adam Cole'u geçiriyor Ciampa. Kanıyor. Kanadığı zaman bütün seyirciler de zaten şey diyor işte. Use the blood falan diyorlar. Use your blood mı ne? Kanını kullan diye. Oraya imzalıyor. Sonra kanını alıyor. Pat diye kağıda falan sürüyor mesela. NXT'nin son bir yıllık Ekim'den itibaren bir yıl geriye gidiyorsunuz. Son bir yıldaki en çok izlenen bölümü bu. Ondan sonra inanılmaz bir düşüş var yine. Bir önceki haftadan da daha düşmüş. Düşüyor yani belli bir şey yok böyle. Öyle geliyor böyle geliyor. Ya bu aslında şey gibi hani kendim de düşünüyorum şu an bu grafikleri. Benim grafiklerim de biraz böyle YouTube'da. Böyle oluyor iniyor falan. İşte orada istikrarı yakalamak her zaman yani istikrardan ziyade mesela bakın NXT'de şu 500 bini düşmemesi lazım. Buralarda geziyorsun ya şuradan düştüğün an işler birazcık ziller çalar. Ama burada onun AEW Dynamite rakibi var. İşte şu rakibiyle eğer kapışıyorsa bir şeylerde birazcık işin içinde maddiyat da varsa bunu da geçmesi gerekiyor. Mesele bu. Şurası minimumu. Bunu düşürürsen tehlike çanları çalar. Kendim için de bu benim için bir şeydir aynı zamanda. Kendimde bir örnek verdim yani. Şimdi geçelim. Öncelikle şu Rampage'den bahsetmeden önce Dynamite'a geleceğim. Şurada inanılmaz bir yükselişi var Dynamite'ın. Bakın şurası Nisan. Nisan'ın 2. şovu. Buradan itibaren böyle iniyor. Bir süre devam ediyor. Sonra da bakın nereye geliyor. Şu nokta. Tam bu nokta. 8 Eylül 2021. Şurası. 8 Eylül 2021'de AEW Dynamite'da neler oldu? 1. CM Punk seyircilere seslendi. İşte All Out çıkışı falan biliyorsunuz. Geldi buraya. CM Punk seyircilere seslendi. CM Punk'ın nasıl bir etki yarattığını görebiliyorsunuz. Şimdi asıl burada göreceksiniz birazdan. Onu göstereceğim. Sonra MJF ile Brian Pillman'ın segmenti falan vardı biliyorsunuz bunlar. Ki ben bunu içeriğinde yapmıştım kanalda. Ruby Soho'nun AEW Dynamite debut'unun yapıldığı gün. Asıl yine en önemli olaysa Bryan Danielson'ın AEW'ye geldiği. Kenny Omega ile yüzleştiği. Kenny Omega'ya saldırıp Omega ona saldırırken işte savundu kendini. Sonra ortalık karıştı yine. İşte Jurassic Express'tir, diğerleri Elite falan birbirlerine girdiler. Bu. Bir yıllık süreçte AEW Dynamite tarihinin en yüksek reytingi burada alındı. Genel olarak baktığınız zaman zaten 1 milyon 300 civarı bir şey bu. Bakın şuradan şey yapıyoruz. Şu an ben tam notunu almadım ama en azından grafikte görebiliyorsunuz. Şurası şu çizgi 1 milyon, bu çizgi 1 milyon 500. Bunu da geçelim şimdi. Bakın buradaki ne var? Rampage. Tarihteki ilk Rampage neredeyse o haftaki NXT ile aynı seviye izlenmiş. Bir tık altı sadece. Ha, Rampage sıfırdan yaratılmış bir show mu? Evet ama hani sıfırdan güreşçiler hiç görmediğiniz şeyler falan değil tabii ki. AEW bünyesindeki isimlerden yapıldığı için buralarda olması bana normal geliyor. Peki buradan oldu. 20 Ağustos bu. 20 Ağustos 2021 Cuma. Ne oldu burada? Rampage'de şovun açılışını CM Punk yaptı. Bu da etti zaten. Bu kadar basit. Eğer sen bu şova CM Punk'ı getiriyorsan Chicago'daki şov acaba ne olacak bilmem ne Punk gelecek mi bir sürü hype. Aha buradan pat diye buraya çıkar. Bakın tam aşağı yukarı hemen şuradan söyleyeyim. Ya burası 750 olsa burası 1 milyon 200'e yakın. Yani 2 katına yaklaşmış neredeyse. Birden izleyici buradan buraya çıkıyor. Neden? Çünkü WWE izleyicisinin de dikkatini çekiyorsun. WWE izleyicisinin dikkatini çekersen CM Punk'ı getirerek AEW'de buradan buraya rating alır. Rampage. Ha yine söylüyorum, bir sonraki haftanın Dynamite'ı daha yüksek izlenmiş Rampage'den. Bunlara dikkat edin. Yine çünkü CM Punk işte oralarda geliyor, görünüyor falan. Okey, bunlar tamam. Ama şuradaki CM Punk faktörünün nereden nereye etki yapabildiğini lütfen görmenizi istiyorum. Şu çok önemlidir. Şurası. CM Punk. Peki hayal edebiliyor musunuz? CM Punk Rampage'e gelip buradan buraya çıkarttıysa, bunlardan birine gelseydi herhalde, yani ben %100 diyorum, 2 milyon 500 barajını geçerdi. Raw mı SmackDown mı artık hangisi bilmiyorum ama 2 milyon 500'ü Raw birazcık zorlanırdı ama SmackDown geçerdi. Geçerdi. Bana öyle geliyor. Hatta mesela Raw'da mesela birleştirip Roman'la Moman'la falan bir şey yaparsan o şova şey, o burası karışırdı. Şimdi isterseniz NXT'den bahsettik, Dynamite'dan bahsettik, Rampage'den bahsettik ama Impact Wrestling'in ne kadar süründüğünü bakayım ben, görünüyor mu kamerada? Görünüyor ekranda. Yani Impact'in nasıl süründüğünü görebiliyor musunuz bu arada? Yani 250 bin bile izlenmiyor şu an. Bak şu maksimum geldi, bu da 220 bin falan olması lazım. Şu an orada ne olmuş ne bitmiş hiç bilmiyorum. Impact benim için hayatımda 2012-13'ten sonra falan yok. O yüzden bilmiyorum ne olduğunu. Yani ilgimi çeken şeyleri geçmişe dönüp araştırdım. Bobby Lashley'ler, Drew McIntyre olayları falan ama çok kötü şu an. Impact Wrestling gerçekten kötü. Bakalım AEW Dynamite ne kadar daha yükselecek. Şimdi geçtik. Hemen şöyle açayım önümde yine ben. Raw'la SmackDown'un komple şeylerine, en zirve noktalarına. Ekim 2021'den itibaren bir yıl geri gittiğiniz zaman bir yıllık süreçte en çok izlenen Raw, SmackDown'u da geçen, burada görüyorsunuz. Yani zaten nasıl ya, bakın hiç geçmemiş. Şuralarda SmackDown düşerken Raw da düşmüş. Mesela gördünüz mü bunu? Şurada SmackDown'la Raw düşerken Dynamite yükseliyor. Çok önemli bunlar. Burası tam neye denk geliyor? Nisan, Mayıs. Şuralar işte. Artık ufak ufak WWE'den bazı isimlerin gitmeye başladığı, Dynamite'e ufak ufak geçecekleri zamanlar. Bak buralar ne? Bunlar düşerken burası artıyor. Hepsini unutun. Raw bir kere, bir yıl içinde sadece bir kere geçmiş SmackDown'u. Bir kere. Orada da ne oluyor? 4 Ocak 2021. Raw Legends Night. Hulk Hogan'lar, Ric Flair'lar, Big Show'lar, Mark Henry'ler, hatırlıyorsunuz değil mi? Randy Orton'un gelip böyle Mark Henry'ye Big Show'a bulaştığını, sonra ikisinde AEW'ye gitti. Olay var ya işte orası. Toro Wilson vardı. Başka kişiler vardı yine. Jimmy Hart falan vardı galiba. Birileri vardı aynen. Onları da geçtim. Şu an asıl olaylara mesela bakalım Raw'da neler olmuştu. Riddle Bobby Lashley'i yenmişti mesela o gün. Randy Orton Jafardi ile bir maç yapmıştı. Hatta bu şey yine kulağını tutuyor çekiyor falan ya şu deliğinden falan, o maçı hatırlayacaksınız. İşte Alexa'ya falan ya Fint olayları bitiyor. Alexa ile bir şeyler yaparken böyle herkese bulaşmaya başladı Randy Orton, tam o dönemleri. Drew McIntyre Keith Lee'yi yeniyor. Main event'te Drew McIntyre Keith Lee'yi yeniyor. Drew McIntyre WWE şampiyon olduğu dönem 4 Ocak 2021. Ve ardından bütün işte zaten o maç sırasında şeyden herkes alkışlıyor, malkışlıyor falan böyle. Legend'lar geliyor hepsi derken Goldberg geri geliyor. Yalnızca Goldberg'ün bu kadar büyük bir etki yarattığını düşünmüyorum. Komple bunun bir Raw Legends Night olduğu için, hype'landığı için bu noktaya çıktığını tahmin ediyorum. İlk defa yani uzun bir süre, bakın sadece 1, 2 ve 3. Bir yıllık bir süreçte Raw sadece 3 kere 2 milyon barajını geçmiş. Toplam izlenmede bu. Demoya da bakarız birazdan. Çok uzun uzun konuşmayız onda ama. Yani orada da birkaç bir şeye dikkat çekmem gerekiyor size. Raw böyle. SmackDown'un bir yıllık sürecinde SmackDown mesela 2 milyon barajını, bak burada tam 2 milyon üstünde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bu kadar düşmüş. 2 milyonun altına düşmüş. Genelde hep 2 milyonun üstünde. En zorladığı anlarda biri burası, Biri de daha geçen sefer olan. Yani şu ve şu an aynı seviyelerde ama şovun genel izlenmesine baktım, X'in rakamlarına, çok küçük bir farkla burası. Yani 10 Eylül 2021'deki SmackDown şu an bir yıllık bir süreçte en çok izlenen, total viewership, toplam izlenme alan, rating alan şov olmuş 10 Eylül'deki SmackDown. Peki 10 Eylül'deki SmackDown'da neler oldu? Hatırlayacaksınız şimdi. Geceyi Roman Reigns açtı Bloodline'la beraber. Konuştular. Acknowledge me dedi. Bum, 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 bum. Brock Lesnar geldi. Lesnar uzun aradan sonra SmackDown'da boy gösterdi. Hatırlıyor musunuz bu anı? Orada geldi. Önce Paul Heyman'a dedi işte niye söylemedin SummerSlam'da geleceğimi falan filan derken birazcık gönül konulu bir şeyler. Paul Heyman anlamsız şekilde sanki zoraki silah tutuyorlar gibi Brock Lesnar'ı anons etti. Tam orada F5 çekecekken Superman punch yedi. Sonra ona F5 çekecekken Roman'a Brock Lesnar, Usolar karıştı. Super kickler derken Roman dışarıda durdu. Brock Lesnar Usoları harcayıp yolladı. Böyle bir gece açılışı vardı. Bakın bir yıllık bir süreçte SmackDown'un en çok rating aldığı günü anlatıyorum size. 10 Eylül 2021. Yakın oldu zaten. Birkaç hafta önce. 10 kişilik tag team maçına Trae Young geldi mesela. Bana göre son zamanların en büyük trollerinden biridir. Hani NBA izleyenler anlar ne demek istediğimi. Ki NBA'in ratingleri falan, WWE ratingleri çok ayrıdır. Bunları da söyleyeyim tekrardan size. New York'taydı o. Madison Square Garden'daki show. Orada bir önceki sezonun playofflarında New York Knicks, ev sahibi takım, Atlanta Hawks'a 4-1 kaybetti seride. Ve Trae Young yanılmıyorsam 30 sayı ortalaması falan tutturmuştu Atlanta Hawks'la. Sami Zayn onu çağırdı. İyice bir reaksiyon falan aldılar. Bu bence güzel bir detaydı. Bu da vardı. Becky Lynch ile Bianca Belair'in sözleşme imzalama segmenti yapıldı. Biliyorsunuz kırmızı mırmızı gelmişti böyle Becky. Extreme Rules için. Seth Rollins Edge maçı vardı işte. Seth Rollins ile Edge'in şu ana kadarki son maçı, daha devam edecek tabii. Yani muhtemelen şu an ben bu videoyu koyduktan sonra SmackDown'da görünmüş olacak Edge zaten. Edge'i sakatladı Seth Rollins. Sedyeyle taşıdılar. Ambulansa falan koydular Edge'i. Bu segmentlerin olduğu gün Main Event'te de Street Profits ile Uso'ların Roman'ın karışmasıyla DQ ile bitip Street Profits'in kazandı ama kemerlerin el değiştirmediği Main Event'i gördük. En sonunda işte Roman Reigns yine konuştu. Brock Lesnar diyor senin içinden geçeceğim ama dur önce bir Extreme Rules'da Finn Balor'ı indireyim dedi. Derken Demon Balor geri döndü. Demon, şeytan. Finn Balor'ın alter egosu Demon Balor geri döndü. Harikulade bir SmackDown'du. Gerçekten çok güzel bir SmackDown'du. Ben de hatırlıyorsunuz içeriğini falan da yapmıştım bunun. Çok iyiydi SmackDown. Ben zaten bunu canlı izlemiştim yanlış hatırlamıyorsam. Canlı izlemiş olmam lazım. Bunu bir tane zaten SmackDown canlı yayını yapmıştık. O da buydu. Güzeldi. Bir yıllık bir süreçte SmackDown'ın en çok reyting aldığı gün de o gündü. Bakın SmackDown buralarda, Raw buralarda, AEW Dynamite, NXT, şurası da Rampage. Hani herkes, insanlar diyor AEW işte reytingleri geçecek falan. Arkadaşlar uçurum var hala. Hala uçurum var. Raw'la SmackDown'la zaten var yani. Bakın bunları lütfen göz önünde bulundurun. İşte şimdi burada tam söylemem gereken konu da burası. Burası demograf. Çünkü AEW genelde bazı insanlar fan boyu oluyorlar ya böyle. Ben hiç sevmem bir şeyin fanatiği olmayı. Fanatiği oldukları için bazı insanlar AEW mesela fanatiği. Aynı şekilde WWE'nin de fanatiği. Yani direkt şey yapmıyorum, o bu demiyorum. AEW fanatikleri mesela işte biz geçiyoruz falan. Bakın demo bütün her şeyi geneli kapsamaz. Demo sadece 18 yaş ve 49 yaş. Yani bu da demektir ki evet AEW'nin genel kemik kitlesinin yaş grubu biraz daha büyük WWE'den. Bu da çok doğal. Çünkü WWE'nin son 12-13 yılki bu planı, programı bu çünkü. Çocuklara daha çok ürün satmak, merchandise, tişörttür, oyuncaktır, ıvırdır, zıvırdır, artık filmler, diziler bilmem ne. Biraz daha bunlara yöneldiler. Yanlış mıydı? Bence yanlış değil. Nedeni söyleyeyim mi size? En basit örneğini vereceğim şimdi size. Pokemon. Diyeceksiniz ki ne alakası var? Pokemon ben 10 yaşındayken, Ash de 10 yaşındaydı. Ben 10 yaşındayken Ash de 10 yaşındaydık. Ana karakter. Aradan 20 sene geçti. 20 seneden daha fazla, 22 sene geçti. Benim izlediğim zamanlardan. Ash hala 10 yaşında. Neden? Çünkü yaşı büyümüyor. Büyümüyor ki hep böyle aynı farklı olaylar olsun. Hep böyle çocuklara daha çok ürün satalım, bir şey yapalım falan. Eğer eşi büyütsem bir yerden sonra çocukların ilgisini çekmeyecek mesela. Belki onun ölmesi, yaşlanması gerekecek. WWE bir nevi buna yakın bir politika çiziyor. WWE şu an PG döneminin başlangıcından itibaren biraz daha çocuklara yöneldi bazı konularda. Hani sadece yetişkinler değil, bizde işte cinsellik, işte kandır, gürültü, ekstrem, bunlar değil. Onun dışında PG, ailece oturup izleyebilirsiniz. Çocuklar, gençler de izleyebilirler. Bunları verdiler. Böyle olunca da çocuk kitle biraz daha arttı tabii bunu izleyen. Yani zamanda Attitude Era'yı izleyen çocuk kitlenin sayısıyla günümüzün WWE kitlesindeki çocukların sayısı farklı. Şu an daha çok çocuk izliyor. Bu da kendi politikaları için, ekonomisi için yararlı. Zaten burada da görmedik mi işte, al. Bakın demoda buralarda. Demoda buralarda ama burada nerede? Bakın uçuyor. 2 milyon üstünde SmackDown. Burada uçuyor dediğimde şey, eskiyle kıyaslamayın. Eskiyle eskiden çok daha farklıydı. Burada bakın 1 milyona gelmiyor. 18'de 49 yaş arası. Görüyorsunuz değil mi? 18 altında, ama bunu da kapladığın zaman, topladığın zaman full WWE şu an çok daha üstün AEW'dan. Şuralarda bakın zorluyor. Raw'u falan hep geçmişler. Şurada geçmiş. Yani geçtiği başka neresi var? Şurada geçmiş mesela yine. Ama bu sadece demoda. Yani anladığınız üzere arkadaşlar, genel şu anki WWE, AEW rating savaşlarının kısaca bir özetini, biz full grafiğinde gördünüz zaten. Bir yıl içinde Dynamite, Rampage, NXT, SmackDown, Raw hepsinin en çok rating aldığı günleri kısaca size bahsettim. Bakalım ilerleyen zamanlarda bu ratingler nasıl ilerleyecek, ben gerçekten çok merak ediyorum bu arada. İlgimi de çekiyor. Bakalım AEW demoda her ne kadar Raw'la kapışıp bir iki kez geçmiş olsa da şu an genele baktığınız zaman birazcık daha, biraz değil de bir fırın falan, 2 fırın ekmek yemesi gerekecek. Eğer çarparsak böyle SmackDown'ın 3 katına falan çıkması lazım çünkü. Göreceğiz bakalım nasıl olacak. Ben takipçisiyim. Umarım siz de takip ediyorsunuzdur. Her zaman dedim size. 2 şirket kapışırsa bunun ekmeğini biz yeriz. Rekabet bize yarar. Görüşmek dileğiyle. Herkes kendine iyi baksın.